10 Nisan 2024 Çarşamba saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Anla. Türkiye bayramı şehit acısıyla karşıladı. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden geldi acı haber. 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Hikmet Arslan. Teröristlerin saldırısında şehit oldu. Şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Bir yaşındaki kızları kucağında şehit eşine gözyaşlarıyla veda etti Kübra Aslan. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. 27 yaşındaki piyade uzman çavuş Hikmet Aslan, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi. PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandı, hastaneye sevk edildi. Tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Biraz aşağı doğru, geriye doğru çekilelim. Kur'an-ı Kerim oku. Şehit Hikmet Aslan'ın acısı Niğde'deki baba ocağına kor gibi düştü. Evliydi, bir çocuk babasıydı. Allah seni daha çok seviyordu, bunu biliyordu bitti. Şehit piyade uzman çavuş Hikmet Aslan'ı Ramazan bayramının ilk gününde binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Terörle mücadele ise sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, ulusal düzeyde aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız mesajıyla. İçişleri Bakanı ise Tunceli ve Şırnak'ta bölücü terör örgütüne ait 32 mağara ve sığınağın SİHA ve ATAK helikopterleriyle vurulduğu görüntüleri paylaştı. Ayrıca bugün 10 Nisan polis bayramı. Ramazan bayramıyla da aynı güne denk geldi. Emekli polislerimizden de mesajlar var. Polis bayramını da hatırlatalım ve onların, polislerimizin, askerlerimizin, uzman çavuşlarımızın hem bayramını tebrik edelim hem de askerlik borçlanmasını tekrar hatırlatalım. Emekli polislerimizin kendilerine söz verilen seyyanen zammı alamadığını hatırlatalım. Efendim, uzman çavuşlarımızın, assubaylarımızın pek çok sıkıntıları var. Onların sıkıntılarının düzeltilmesi gerekir. Onu hatırlatalım ve devam edelim. İsrail'le ticarette yeni itiraflar. Havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Ey Gazze'li kadınların feryatlarına 7 aydır sessiz kalanlar. Şimdi size soruyorum. Soykırım devam ederken neden bugün açıkladığınız kısıtlamaları açıklamadınız? Kısıtlanan maddeler arasında jet yakıtı var. İsrail'e askeri uçaklar için jet yakıtı satıyor. Bununla da Gazze'liler bombalanıyor diye bir iftira atmak iftiraların en büyüğüdür. Bunlar hep turistik charter şirketleri. Jet yakıtı satıldıysa bu yakıtın turistik amaçlı kullanılıp kullanılmadığı konusu nasıl tespit edilebiliyor? İsrail'le ihracatı kısıtlanan ürünler arasında bulunan uçak ve jet yakıtına özellikle dikkat çeken muhalefete Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gazze katliamında kullanılmadı iftira yanıtı verdi. Turistik amaçlı kullanıldı savunması yaptı. İsrailler jet yakıtını Allah aşkına sabah kahvaltısında mı kullanıyor? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Kerosen uçak benzinidir. Türkiye'ye 800 bin İsrailli turist geldi. 7 Ekim'deki hadiselerden sonra turist gelmedi. 110 bin dolarlık uçak benzini yakıtı turist uçaklarına verilen benzindir bunlar. İsrail'in Gazze katliamı sürerken muhalefet iktidara sık sık ticareti sonlandırın çağrısı yapmış.
bakan ticaret yok demişti. 186 gün sonra 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın onayı alınarak 54 kalem ihracat ürününde kısıtlamaya gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye yardım engeli kalkana kadar tedbirlerin uygulanacağını söyledi. Muhalefet kısıtlama kararı sonrası İsrail'le ticaretin itirafı diyerek ses yükseltirken Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir kez daha tartışmanın arkasında İsrail istihbaratı var dedi. İsrail'le ticaret konusundaki tartışmalarda maalesef yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının biz İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Dün inkar edilen bugün kabul edildi. Meclis kürsüsünde İsrail'le ticareti durdurun derken şehit olan vekilimiz Hasan Bitmez'e parmak sallayanlar bugün utanırlar mı acaba? Yaptığınız ticaret mazlumların ahını almaya değdi mi? İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez yere düşerken meclis tutanaklarına yansıyan AK Parti sıralarından gelen "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri çok tartışılmıştı. Karamollaoğlu iktidara Hasan Bitmez'in sözlerini hatırlatarak seslendi. Davutoğlu kısıtlama için göz boyama dedi. Jet yakıtı var ama tank yakıtı acaba var mı yok mu? Asker araçların yakıtları gidecek mi gitmeyecek mi? Motor yağları diyor ama yakıt bunun içine giriyor mu? Yapılmak istenen bir göz boyamadır. 54 maddelik liste toplam İsrail ihracatının yüzde kaçına denk geliyor? Motor yağı, uçak, jet yakıtı tartışması, muhalefetin soruları, Ticaret Bakanı temel ihtiyaç malzemeleri kısıtlama dışı dedi. Gıda ürünleri, ilaç, tıbbi ürünler kapsam dışında tutuldu. Yani bu konuda ben ne diyeyim? Ne diyeyim daha? Gazze'ye gidelim. Bayrama bombalarla girdiler efendim. İsrail ordusu hava saldırısıyla sivilleri hedef aldı. Hamas lideri İsmail Haniye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti. Gazze bayrama bombalar altında girdi. Ya Allah! İsrail kana doymuyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas'la İsrail arasında yürütülen ateşkes görüşmeleri tıkanırken Netanyahu yönetimi bayram dinlemedi. Gazze şeridine bomba yağdırdı. Savaş uçakları Nuseyrat mülteci kampında bir evi vurdu. Saldırıyla evdeki 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Bir diğer saldırıdaysa Hamas lideri İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Haniye saldırı sonrası çocuklarımı kaybetmem ateşkes taleplerini etkilemeyecek dedi. Gazze Ramazan bayramını savaşın, kıtlığın ve acının gölgesinde karşıladı. Cibaliye mülteci kampında bombardıman sonucu her yer enkaza döndü. Sağlam cami kalmadı. Bölgedeki Filistinliler yağmur altında sokaklarda bayram namazını kıldı. Gazze'de 7. aya giren İsrail saldırılarında bugüne kadar 14.500'ü çocuk, 33.500'e yakın Filistinli hayatını kaybetti. 40.000'den fazla çocuk ya yetim ya öksüz kaldı. İsrail saldırılarıyla evlerinden olan 2 milyon Filistinli zor şartlar altında çadır kentlerde yaşıyor. İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle yeterli gıda ve içecek su bulunamıyor. Bölgede kıtlık tehlikesi sürerken 9 ülkeye ait 14 uçaktan oluşan filo 10 ton insani yardımı paraşütle Gazze üzerine bıraktı. Filistinliler yardım malzemelerine akın etti. Şimdi siyasetin gündemine dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" dedi. Bayram sabahı siyasette bir tartışma başladı. Bahçeli'ye tepki kimden geldi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'den. O da dedi ki dünyada bir ülke sandıkta kurulduysa o da Türkiye'dir. Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Bu ülke sandıkta kurulmadı.
demek, dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanıtı. Bahçeli'nin açıklaması iki ismi bayram sabahı karşı karşıya getiren başlık oldu. Bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır demek gerçekten abesle iştigaldir. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. MHP lideri Bahçeli yayınladığı bayram mesajında kaleme aldı bu cümleleri. Van seçim sonuçlarını eleştirirken Özel, Türkiye savaş meydanında kurtulmuş, demokrasiyle kurulmuştur dedi. Sandık dışını çare göstermek, bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzüsüyü hürmetine biz de bunu affedelim. Özel'in yanıtları için Bahçeli'den yeni bir açıklama gelmedi. Bayram sabahı gündeminde İyi Parti'de 27 Nisan'da yapılacak seçimli kurultay vardı. Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen arkadaşların da etrafında kenetlenerek anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Akşener olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. Bahçeli anayasa değişikliğine destek vurgusuyla Akşener'e partinin başında kal kararından vazgeç dedi. Bahçeli'nin çağrısına Akşener'in ve adaylığını açıklayan kurmaylarının ne yanıt vereceği merak konusu. Evet, 31 Mart seçimlerinden, yerel seçimlerden beri söylemeye çalıştığım bu böyle 0. bilmem ne oy alan partilerin meclisteki milletvekillerinin ne olacağı, nasıl hareket edeceği sorusuna dair işte kaç gündür söylüyorum, işte bir tarif geldi. Anayasa değişikliği. Bunu takip edeceğiz. Fakat şimdi bu sandıkla kurulmama meselesiyle ilgili bir şeyler söylemem lazım. Devlet Bahçeli yanılıyor. Hem de fena halde yanılıyor. O kadar yanılıyor ki dünyada Türkiye gibi, Türkiye Cumhuriyeti gibi milli iradeyle bir meclis, bir parlamento tarafından yürütülen bir savaşla, milli mücadeleyle kurulmuş başka bir ülke yok. Böyle bir hikaye yok yani. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk neden bu savaşı vermeden önce bu millet kongreler yaptı? Neden bir meclis toplamaya çalıştı? Neden önce bu ülkeyi bir meclis yönetti ve savaşı da o yönetti? Neden? Çünkü Atatürk bir zaferle ne yapılabileceğini en iyi bilenlerdendi. Ve o zaferle bu millet savaştı. Ve kazandı da. Ama o zaferle demokrasisini, meclisini güçlendirmeye çalıştı. Ve biz bunu adeta şimdi siyasette en belirgin, en tanınan figürlerin sözleriyle neredeyse reddediyoruz. İşte ekonomimiz bu nedenle düzelmiyor. İşte sözümüz dünyada bu yüzden geçmiyor. İşte İsrail'e o yüzden Gazze'deki soykırım, bombardıman şu bu yaparken engel olamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi'nden isimler söyledi. Daha da geri gidelim. Bu ülkede sandık ta 1802'de kuruldu ilk. Bakın yanlış anlamayın, 1802. Bir encümeni danış tertip edildi. Padişaha akıl versinler diye. Vilayetlerden delegeler seçildi. 1802 ya. O arada muazzam bir demokrasi hikayesi var. Bu ülkede kadınlar sandığa gittiler. Fransa'dan 11 yıl önce. 11 yıl önce. Seçme seçilme hakkına sahip oldular.
Eğer biz bunun kıymetini bilmezsek, ben bütün bu talepler, yani emeklilerin durumu, efendim atanmak isteyenler, atanmayan insanlarımız, öğretmenlerimiz, efendim staj mağdurları, efendim çalışanların efendim alım gücündeki düşüş, efendim polislerimizin, askerlerimizin askerlik borçlanması, efendim bu işte 3600 ek gösterge, işte 7200, bütün bunlar derdimiz tasamız eğitim meseleleri var ya, bunlar işte bunların hiçbirini çözemeyiz. Bunların hiçbirini çözemeyiz. Zengin olamayız. Milletçe zengin olamayız. Çok ilginç yani. Öyle bir yere denk geldi ki. Türkiye, hatta Türkiye'den önce 19. yüzyıl Osmanlısı. Demokrasi konusunda biz ne kadar ihmal etsek de dünyaya örnek olacak bir hikayeye sahip. Bunun kıymetini bildiğimiz ölçüde, işte o zaman patron sizsiniz. Kıymetini bildiğimiz ölçüde de daha refah içinde, daha mutlu, daha güçlü bir ülke oluruz. Ha, bilmezsek böyle konuşuruz. Evet, şimdi gelelim yerel seçimlerden sonra el değiştiren belediyelere. Devralanlar enkaz devraldılar. Belediye kaynaklarını giderayak böyle bir takım harcamalar basına yansıyor. Gece yattıklarında rahat uyuyorlar mı onu bilmiyorum. Vatandaşın parası. Belediyemizdeki ilk mesai günümüzde geldik, gördük ki kasada maaşları ödeyecek para bile kalmamış. Personellerimizin maaşlarının tamamını, ikramiyelerinin ise bir kısmını ödedik. El değiştiren belediyelerde giderayak verilen ihaleler, yapılan ödemeler, israf tartışmaları. MHP'den CHP'ye geçen Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, kasada para yok diyerek ikramiyelerini ödeyemediği belediye çalışanlarından özür diledi. Mansur Yavaş'tansa israf tepkisi yükseldi. Yolsuzluk ve israf ortadan kalkarsa işte var yok bilmiyorum. Bu konuların konuşulması son derece yanlış. Makamı şahıslar doldurur, eşyalar doldurmaz. AK Parti'den MHP'ye geçen Afyon Karahisar Bolvadin Belediye Başkanı, belediyenin 424 milyon borcu olduğunu ama kasada paranın olmadığını, belediyenin mali tablosunu afiş yaptı, belediyenin duvarına astı. Ankara Altındağ'da AK Partili Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kendinden önceki AK Partili Başkanı Asım Balcı'nın verdiği %30 zammı geri alması gündeme oturmuştu. İşçiler iki gündür ayakta, 70 işçi de işten çıkarıldı. Görev yeri değiştirilenler oldu. Bayramın ilk günü Altındağ'da çöpler sokakta kaldı. Bayrama hiç yakışmayacak bir durum. Etraf çöp dolu. Eczane yakınında biz nöbetçiyiz. Oradan sinekler vesaire mikroba karşıyız. Her taraf çöp. Sağ olsun Mansur Başkan çoğu yerde toplatmış onları ama buralarda, sokaklarda falan hala çöpler yığınık. Altındağ Belediyesi işçilerinin maaş zamlarının geri çekilmesinin ardından iki gündür ilçede çöpler toplanmıyor. İlçenin birçok mahallesinde bayramın ilk gününde manzara tam olarak bu. Sabah Karapçek'te geldim, aynı manzara yani kapıları önü de böyle. AK Partili Başkan'ın işçilere verdiği %30 zam AK Partili yeni başkan Veysel Tiryaki tarafından alındı. Tiryaki geri adım da atmıyor. İşçiler tepkili. Birileri gidip birileri geliyor. Asım Balcı gitmeden önce baskıyla protokol imzaladı. Maaşımızı aldık. Gelen partinin adamı da aynı partinin adamı. AK Partili Veysel Tiryaki. O da geliyor iptal ediyor. Ya neye göre yapıyorsun? Kanun var. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki açıklama yaptı. Selefi Asım Balcı için gideceğini bilerek %30 zam verdi dedi. Zammı geri çekmesini, belediyeye aylık 40 milyon lira ek maliyet var diye savundu. İstanbul'da ise AK Parti'den CHP'ye geçen, Tuzla Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Eren Ali Bingöl, seçimden sonra 3 Nisan'a kadar belediyenin kamera kayıtlarının silindiğini ve yargıya başvuracaklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Teftiş kurulu bu konuda rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak elbette. Bir haftalık bayram tatili boyunca belediye araçlarımız gereksiz yere akaryakıt kullanmasın diye hepsi belediyemizin önünde. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa israfı önlemek için adım attı. Yakıttan tasarruf etmek için bayram boyunca hizmet araçlarına kontak kapattırdı. 30 yıl sonra CHP yönetimine geçen Keçiören'de ise Başkan Mesut Özarslan, belediye sosyal tesisleri, teleferikleri, akvaryum ve eğlence alanlarını bayram boyunca ücretsiz yaptı. Evet, biraz burada tasarruf edilse bu ülke gerçekten kamuda
siyasette, siyaset tek geçim kaynağı haline gelmese, siyasi kariyer diye bir şey olmasa, siyasetçiler biraz tasarruf etse, makam araçları, itibarlar, biliyorsunuz itibardan tasarruf olmaz diyorlar ya, o itibar, bahsi geçen itibar milletin, bu ülkenin insanının yaşam standardıyla ilgili bir şey. Siyasetçinin lüksü, konforuyla ilgili bir şey değil. Biraz yapsalar emin olun bizim milli gelirimiz bir kat daha artar. Bundan emin olun. Görüyorsunuz işte. Şimdi gelelim Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 1 yıl 3 ay geçti. Hala ortada iddianame yok. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu ve bakın ne dedi. Cinayetin siyasi uzantıları var. Bu siyasi bir cinayettir. İçinde işte siyasi uzantıları var. Bu siyasi bir cinayet, çok belli. Bir Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı sokak ortasında güpegündüz öldürmeye kim cesaret eder, nasıl cesaret eder? Başkentin göbeğinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş 1 yıl 3 ay sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Katili herkes biliyor dedi. Hem iktidara hem yargıya seslendi. Ben kim olduklarını biliyorum ama siz somut olarak delilleri ortaya koyamam. Kurumlar var, kişiler var, şahıslar var. Niye sessiz kalınıyor? Cumhurbaşkanımıza seslendim. Ben artık bu yükü taşıyamıyorum. Devletimi yanımda görmek istiyorum. Henüz bir cevap alamadım. İlk günkü acısıyla seslenen Ayşe Ateş, Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu. Asıl failler nerede diye sordu. Tetikçiyle birlikte 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklu ama 15 ay geçti, iddianame hazırlanmadı. Cinayet soruşturmasını ilk olarak nöbetçi savcı Ayhan Ay başlattı. Sonrasında soruşturmayı savcı Durdu Özer yürüttü. Önemli gözaltı kararları veren, dosyayı genişleten savcı soruşturmadan alındı. Bu kez başsavcı vekili Ahmet Altun'a devredildi dosya. Mesela davaya bakan savcı görevden alındı, getirildi, izne ayrıldı. Bunlar bizim çok kafamızı karıştırdı. İddianamenin bu kadar uzatılmış olması aklımızda acaba deliller karartılacak mı şüphesini mesela uyandırıyor. İçinde işte siyasi uzantıları var. Ayşe Ateş'in şüpheleri siyasi bir cinayet açıklaması. İsim vermedi ama sürece dikkat çekti. Cinayet şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı polis tutanağına yansımıştı. Ancak iddiaya göre o tutanak kayboldu. Ayşe Ateş kızları adına korktuğunu da açıkladı. Küçük kızım çok aşırı derecede korkuyor. Karanlıkta işte mutfağa gidip su alıp içemiyor. Dedesi vefat ettiğinde ilk söylediği şey, anne sen de ölecek misin? Bu kadar cesurlarsa bunu yapmak için ben bu insanlardan her kötülüğü beklerim. 15 aydır devam eden soruşturma, hazırlanmayan bir iddianame. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yargılamanın başlamasını bekliyor. Kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Anla artık, ücretli öğretmenler tatilde de para alamıyor. Bu insanlar ölsünler mi demiş bir izleyicimiz. Ücretli öğretmenlik diye bir şey var bu ülkede. Öyle bir şey var. Öğretmenin kadrolusu, ücretlisi, şusu busu olur mu ya? Öğretmen baş tacıdır. Böyle zorluklar, böyle sıkıntılar yaşarlar mı? Yaşamalılar mı? Bu memleketi sevmek buradan başlamaz mı? Ama meclis ne zamandır tatilde? Tatilde de para alıyor onlar ücretli öğretmenlerin aksine. Efendim, böyle sıkıntılar, burukluklar mesela emeklilerimize de 10 gün önce maaşlarını vermeyi düşünmediler. Neden? Kime söz verdiler? Mehmet Şimşek de bir şeyler söylüyor. Kimse benden ek bir şey istemesin. Şu bu. Zam yaptırmıyor falan filan. Ya bu ekonomist olmak, bir fikir üretmek, bir performans göstermek, ekonomiyi yönetmek değil ki. Bunu hepimiz yaparız. Dar gelirlinin sırtına bin, vergileri, angaryaları arttır. Bilmem kaç tane motorlu taşıtlar vergisi al. Şu yap, bu yap. Sonra ekonomi yer. Hepimiz yaparız bunu. Burada ben bir zeka pırıltısı görmüyorum. Bir bakanlık performansı görmüyorum. Hepimiz yaparız bunu. Bu mu bulduğunuz çözüm? Evet, bugün bayram efendim. Allahu Samed. Hacı Ömer. Şehit oğlu bayram mübarek olsun.
Çocukların kapı kapı gezip şeker, hamur, harçlık topladığı, tarihi camilerinde kalabalık bayram namazlarının kılındığı, kıyılarında tatili fırsat bilenlerin deniz sezonunu açtığı bir bayram günüydü. Türkiye'nin dört bir yanından farklı manzaralar yaşandı. Tatlısıyla ve acısıyla. Depremin yıktığı 11 şehirde bayram buruktu. Dünya kadar malım olsa ne ki? Gelip de baba diyerekten sarılan bir tane evlat kalmadı. Her şey düğümleniyor boğazında. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesiyle ilk kahvaltı sofraları birlikte kuruldu. Tepsiler sokaklara taşındı. Tarçınları da veriyoruz herhalde. Gelme takacaksın al gelin. Ben memnunum valla. Çok güzel para alıyor. Konya'da ellerinde 5'er lira harçlıklarla, pişilerle eski bayramları yaşatmaya çalıştı büyükler çocuklara. 9 günlük bayram tatilini dinlenmek için fırsat görenlerse hava sıcaklığının 25 dereceleri bulduğu Antalya, Muğla ve Balıkesir'de deniz sezonunu açtı. Hava çok güzel, deniz çok güzel. Çocuklarla beraber denize girdik. 6 Şubat depremlerinin yıktığı Kahramanmaraş'ta yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı konteyner kentte Halil İbrahim sofrası kuruldu kısıtlı erzakla. Bayramda çok gezecek bir yerimiz yok. Burada da artık eş, dost, akraba olduk buralarda artık. Bayram geçmiyor ya, bayram nasıl geçsin ki yani? Hep hüzün, hep acı. Evleri yıkan, yuvaları dağıtan, yüreklere düşen o ateş geçmedi, geçmiyor. Fatih Karaca bütün ailesini Gaziantep Islahiye'de kaybetti. Hala haber alamadığı bir kayıp kızı var. Onun umuduyla ayakta durmaya çalışıyor. Ay kimsem yok. Kaybolan kızım da yok. Ay geldim buraya. Annem, kaynanam, eşim ve 3 çocuğum burada. Aha kızım gelir diyerekten bekliyorum. Başka yaptığım bir şeyim yok. Enkazı 3 sefer kaldırdım. DNA testlerim de uyuşmadı. Değerli silah arkadaşlarım, bu kutlu bayram sabahında sevdiklerimizden, ailelerimizden uzakta olabiliriz. Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol! Mehmetçik de karada, havada, denizde bayram demeden vatan nöbetinde. Erzurum'da 3200 rakımdaki Karga Pazarı Dağı'na kurulan hava radar üstündeki askerler bir yandan kuş uçurtmazken diğer yandan komutanlarının telefon sürpriziyle karşılaştı. Hüseyin nöbette sizinle bayramlaşamamış, ona vesile olalım istedik. Hüseyin, oğlu bayram mübarek olsun. Sağ ol, sen de. Çok teşekkür ederim. Komutanlarına da çok selam söyle. Gerek sınırda, gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Ve Ramazan bayramının tüm milletimin hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla verdiği bayram mesajını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dinletti Mehmetçi'ye. Bir telefon da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erdoğan'a geldi. Siyasi liderler de bayramlaştı. Buruk da olsa, üzüntülerimiz de olsa bayram bayram. O yüzden bayramınız mübarek olsun. Daha mutlulukla, sağlıcakla, sevdiklerinizle nice bayramlara efendim. Şimdi bir de İstanbul'daki bayram havasına bakalım. El öpecek misin bayramda? Evet. Kimin elini öpeceksin? Bayramda şeker alacağım. Bayramlar. Dedik her taraf bomboş. İşte biz de tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul boşaldı, bize kaldı. Ankara'dan gezmeye geldik buraya. Dedik İstanbul'da sessiz de sakindir, kimse yoktur. Bu ne ana baba günü ya. Bittik yani ya. Geldiğimize pişman olduk. Ön taraf boş arkadaşlar. Birazcık gidelim lütfen, burada nefes alamıyoruz. Ya çocuklarlar abi ya. İstanbul'da bayram tatilinin ilk günü sabah saatlerinde sakindi ama öğleden sonra kalabalıktan nefes almak bile imkansız oldu. Bayram sabahının ilk saatlerinde sahillerde kimi bisikletine bindi, yürüyüşünü, bayram kahvaltısını yaptı, kimi de çocuklarıyla gezmeye çıktı. Çocuğumuz sevinsin yeter ya, bu çocuklar için zaten bayram. Bayramı İstanbul'da geçirenler için en keyifli ve bir o kadar da en ekonomik mekan sahiller. Sabah sahile gelenler bayram kahvaltılarını ya kafeteryalarda ya da evlerinden getirdikleri yiyeceklerle çimenlerin üzerinde yaptı. Aileler çocuklarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Önce kahvaltıya geldik. Öğlenliğinde biraz daha durup akşama doğru da çıkacağız. Ziyaretlere. Evet. Biz de işte ucunda evden getiriyoruz. Bazen içeceklerimizi buradan soğuk olsun diye alıyoruz ama çok pahalı her şey. İstanbul aslında o kadar da boşalmadı. Gidenler kadar gelenler de oldu. Burası Eminönü İskele Meydanı. Gördüğünüz gibi tıklım tıklım. Nereye gidiyorsunuz? Kadıköy'e. Ne yapacaksınız? Gezmeye gidiyorum. Boğaz turu mu yapacaksınız? Evet. Biraz. Kalabalık mı? Çok kalabalık.
Buna binebilecek misiniz? Buna binemeyiz, yetişemeyiz artık. Şehir hatları vapurları da ücretsiz olunca akın akın şehrin karşı yakasına geçti. Boğaz turuna çıktı İstanbullu da İstanbul'a gezmeye gelenler de. Biz buraya tatil için geldik Kırıkkale'den. Balık ekmek yiyoruz. Sonra da Ayasofya'ya ve Topkapı Sarayı'na gitmeyi düşünüyoruz. Güzel mi İstanbul? Evet çok güzel. Ben çok beğendim valla. Kalabalık mı? Kalabalık. Çok kalabalık. Şu anda Galata Köprüsü'nün altındayız. Balık ekmek satan yere gideceğiz ama insan kalabalığından ilerlemiyor. Evet abiler bir yol açalım mı? Restorana bütçesi yetmeyen, biraz daha ekonomik olan Eminönü'nün meşhur balık ekmeğiyle doyurdu karnını. Kalabalık olsa da süzülüp giden vapuru, Galata Kulesi, denizi, mısırı, kestanesiyle meydanlarda elinden geldiğince bayramı bayram gibi yaşamaya çalıştı İstanbullu. 4 kişisiniz ne kadar? 6. Yüksek. Çocuklar istediği için mecburuz. Dışarıda yemek aslında ateş pahası ama işte bir günlük de olsa bayramda. Sadece çocuğa gördüğün gibi bir mısır alabildim. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yapamadık. Mısır ne kadar? 35 TL ya. Siz kendinizi almadınız mı? Yok almadım. Bir tek çocuğa? Bir tek çocuğa. Bayram çocuklar için. Bütün herkesin bayramını kutluyorum. Bayramlar! Emeklilerimizden mesajlar var. Ve bu arada kademeli emeklilik isteyen, o adaletsizliğin ortadan kalkmasını isteyen izleyicilerimizden mesajlar var. Yalnız emeklilerimiz şöyle diyor. İcralık emeklilere maaş promosunu vermiyor bankalar. Bakın siz uyanık bankalara. Buna da bankacılık diyorlar. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Kazandıkları para ne ki? Bir de sözde promosyon veriliyor öyle mi? Çok çok büyük bankacılık yapıyorlar. Yani oradan arttırdıklarıyla sonra %300-500 efendim kar açıklayacaklar yıl sonunda. Ve Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomist. Emekli borçla harçlık verdi. 3000 lira ikramiye ne çekirdek parası, torunlara bayram parası yetmiyor. Bankadan avans para çektim 500 lira. Param yok. Eksi bakiyeden. Bayram için ne yapayım? Torunlara gelecekler. 3000 lira bayram ikramiyesi yetmedi. Emekli eksi bakiyeden torunları için bayram açlığı çekti. Harçlık için borçlandı, faizini ödeyecek. Emeklilerin çoğu bu bayrama 10.000 lira maaş, 3000 lira bayram ikramiyesine karşılık yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün gölgesinde girdi. Para çektim. 500 lira, 10.000 lira bankanın verdiği kemaş var. Ondan 500 lira para çektim. Yani borçlandım. Bankaya borçlandı, faizini ödeyeceğim. Emekliye bayram için ikramiye olarak 3000 lira verilmişti ama yetmedi. Bankaya geldi, para çekti. Eksi bakiyeden torunlarının harçlıklarını karşıladı. Şu an eksi kaçtasınız? Eksi 8, işte 9000 küsür lira. Yani 500 lira borçluyum şu an bankaya. Torunlara şeker miker bir şey çikolata alacağım, alabilirsem onu da. Bayram demek aslında torunları sevindirmek demek emekliler için. Onlarla geçirecek zamanı harçlık, şeker ve hediye ile taçlandırmak demek. Ancak ne maaş ne ikramiye yetiyor. Bu yüzden tüm şartlarını zorluyorlar. 3000 liralık bayram geçiriyoruz. Ne olacak? Torunlar da 200 liradan aşağısı da veremeye insan çekiniyor. Emeklilerin bayramı garip geçiyor. Yani maaşlar çok az. O yüzden de ne yapıyoruz? Boş boş dolanıyoruz yani. Şöyle bir sahil turu falan yaparım, gezebilirim. Yani ondan sonra ne yapacağım? Evime gideceğim. Başka bir şey yapamam. Çok isterdim alışveriş yapmayı. Hani çocuklarımla oturup bir yemek yemeyi, bir rahatça bir gezmeyi bir, ya da bir eğlenceye, tatile gitmeyi ben de çok isterdim ama maalesef gidemiyoruz. Alım güçlerinin en düşük olduğu bayramlardan birini para harcamamaya çalışarak, sokaklarda yürüyüş yaparak geçiriyorlar. Hayatın gerçekleri, hayallerini gerçekleştirmelerine engel oluyor. Her şey pahalı, ne yapalım? Bir yere gidemiyoruz, bir tatile gidemiyoruz. Sadece böyle yürüyecek misin? Yürüyeceğiz. Oturup yemek tatlı veya... O aşar biraz bizi herhalde. Emekli adamı aşar ablacığım. O parayı Rio'ya gitmeyi düşünüyorum. Evet, hani evet. Orada yemeği düşünüyorum. O benim daha iyi paralı demek ki. Hayaliniz Rio'ya gitmek. Evet 11.000 lira alıyorum. Herhalde gideceğim. Daha Allah Allah. Hiç olmazsa bir gece idare ederim. İyi kötü. Edersin. Ondan sonra bulaşıkları... Ondan sonra da yürüyerek gelirsin buraya. Bir şeyler alıp gitmek lazım. Onu yapamadık. Çocuklarla yürüyüş yapalım, dolaşalım.
gidelim evimize tekrar. Senede bir defa iki defa verecekleri 3000 lirayla değirmen dönmez yavrum. Efendim amcam çok latif. Rio'yu seçiyor bir de. Yani pazara gidemiyoruz diyor tabii emekliler. O da onunla dalga geçiyor. Rio'dan bahsediyor. Yani bu kıvrak zekayı da anlayın ya. Yani o insanları temsil edecek performans, beyin performansı lazım. Evet, Beşiktaş'taki yangın. Biliyorsunuz 29 can gitti. Peşindeyiz, takipçisiyiz. Beşiktaş Belediyesi ne yaptı? Oradaki belediye başkanlarının sorumluluğu ne? Nasıl izin verildi? Nasıl? Bir de binanın altında çok yüksek sıcaklık. Binaya zarar verdi mi vermedi mi? 16 katlı bina. Yanan binaya içindeki sakinleri, yaşayanlar geri döndü. İbrahim, Şivanlar, içeride, ata içeride. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz. Evet. Evimize girdik ama hoş bir bayram değil. Biz onun acılığını en derinden paylaşıyoruz. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınının ardından işletmenin bulunduğu 16 katlı apartman boşaltılmış. Daire sakinleri otellere yerleştirilmişti. Bir hafta sonra o binaya giriş izni verildi. Ev sahipleri bayramı evlerinde ama buruk geçirecekler. Çok acı bir durum. Bizi bir otele yerleştirdiler. Ölenler için çok üzüntülüyüz. Çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün üzerindeki binaya girişlere izin verildi ama çoğu ev sahibi evlerine dönmedi. Hem Sinan Apartmanı'nda hem de gece kulübünün bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Çok can verildi. O yüzden üzgünüz tabii ki. Umarım bundan sonra böyle bir olaylar yaşanmaz, ihmalkarlık olmaz. Buruk bir mutluluk aslında. Ramazan nedeniyle tadilattaydı gece kulübü. Kaynak işlemi sırasında bir anda alevler yükseldi. Yangına müdahale etmek isteyen işçiler dumanların ve alevlerin arasında kaldı. 29 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Sinan Apartmanı'yla gece kulübünün girişi yan yana, 29 kişinin hayatını kaybettiği o gece kulübünün kapısı şu anda zincirle mühürlenmiş ve kapatılmış durumda. İçeriye girişlere izin verilmiyor. Yangında açığa çıkan ısı 900-1100 derecelere kadar çıkabilmekte. Bu sıcaklık seviyesinde binanın taşıyıcı kolonlarında, betonlarında ve demirlerinde de mutlaka deformasyonlar ve hasar oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Türkiye Yangından Korunma Derneği yüksek ısı nedeniyle kolon ve kirişlerde hasar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu. Ev sahipleri de bir hafta boyunca incelemenin tamamlanmasını bekledi. İncelemenin ardından elektrik ve suyu bağlanan apartmanda tekrar oturuma izin verildi. Valilikten talimatıyla evi bir giriş izni alındı. Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız. Yani buradaki sıkıntıyı ilgililerin anlaması lazım. Yani bu binanın takviye edilmesi şusu busu bile zor. Sonra binanın başı, Allah korusun. Kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Ben ekonomistim, anla Türkiye'nin halini demiş bir izleyicimiz. Efendim, ben ekonomistim biliyorsunuz Türkçedeki en pahalı iki kelime. Ben ekonomistim. Yani yüzlerce milyar dolar. İyi yere temas etmiş kıymetli izleyicimiz. Şimdi gelelim, motosiklette bir ölüm olayı vardı, bir kaza. Kaza mı? Tam olarak da bilmiyoruz, aydınlanacak. Semanur öldü, sürücü tutuklandı. Geçen sabah bir haberle, kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin inşallah. Bayramın ilk günü daha 25 yaşındaki kızını toprağa verdi acılı baba. Kızı Semanur Hacıoğlu
hatalı U dönüşü yapan araca çarpmış, ağır yaralanmıştı. Sürücü ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hacıoğlu ailesine evlat acısını yaşatan sürücü 22 gün sonra ancak ölüm haberinin ardından tutuklandı. Tutuklandı inşallah. Tutuklandı. Adalet istiyoruz. Sonuna kadar adalet istiyoruz. Cinayet gibi kazada ağır yaralandıktan sonra 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. İstanbul Beşiktaş'ta gece yarısı işinden evine dönüyordu 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu. Yasak olmasına rağmen sürücü Alpay Ö U dönüşü yaptı. Şeridinde ilerleyen Semanur Hacıoğlu hatalı U dönüşü yapan araca çarptı, ağır yaralandı. Semanur yerde ölüm kalım savaşı verirken sürücü Alpay Ö aracından bile inmedi. 18 Mart'tan bu yana yoğun bakımdaydı genç kadın. 22 günlük yaşam savaşını kaybetti. Onu hayattan koparan sürücü ise tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklandı. Adalete güveniyoruz. Rabbimin adaletine sığınıyoruz. Bir adalet arayışı da Sakarya'da. Bir ailenin adalet arayışı. Ben size bir şey söyleyeyim. 325 gram. Benim çocuğumun kalbi. Ben otopsi raporlarında okuyorum bunları. Bütün organlarını biliyorum. Bunlar cezasını çekecek. Esra Kay için acısı 7 yıldır dinmiyor. Oğlu Mert ve arkadaşları Gökay'la Nurullah Sakarya'daki havuzlu tesiste hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda kusurlu bulunan Akyazı Belediyesi'nin o dönemdeki başkanı, kazadan sonra 2 dönem daha belediye başkanı seçildi. Aileler davasını Yargıtay'a taşıyacak. Ben oğluma o gün bayramlık aldım, ayakkabı aldım. 2017'de Ramazan Bayramı tatilinde Sakarya'daki havuzlu tesise gitmişti 3 arkadaş. Havuza girdikleri anda elektrik akımına kapıldılar. Onları kurtarmak için havuza atlayan işletme sahibi ve oğlu da hayatını kaybetti. Şurayı tuttum, ucundan titremeye başladım. Bizim patron atladı, oğlu atladı, peşine kaldılar yani, çıkamadı. Olaydan sonra işletmede çalışan elektrikçi tutuklandı. Bir yıl sonra o da cezaevinden çıktı. Akyazı Belediyesi ise işletmenin hiçbir ruhsatı olmamasına rağmen harekete geçmediği, denetleme yapmadığı için kusurlu bulundu bilirkişi raporunda. Aileler sorumluların sorgulanmasını istedi ama evlerine sorgulanamaz yazısı geldi. Üstelik itiraz süresi geçtikten sonra. Ve bu kağıt geldikten 3 gün sonra AK Parti Akyazı Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. 11 tane aday adayı içerisinde işte AK Parti bizi uygun gördü. 2019 yerel seçimini kazandı Bilal Soykan. 2024'te yine adaylığını koydu. Aile davayı istinafa taşımıştı. Seçime 3 gün kala beraat kararı çıktı. Akyazı Belediye Başkanı da sanıklar arasında yer almaktadır. Her ne hikmetse bu karar seçim öncesinde yetiştirilip seçimden sonra ailelere tebligat edilmiştir. Soykan yeniden Akyazı'da başkanlık koltuğuna oturdu. Aile ise davayı Yargıtay'a taşımaya hazırlanıyor. İnşallah Yargıtay'dan bize olumlu bir cevap gelir artık. Bütün bilirkişi raporları, belediyelerin, zabıtaların kusurlu olduğunu bildiriyor. Ama alınan kararlar bunun tam aksi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis 96 kurşunla insan öldürdü. Beş polis aracın etrafını sardığı araçtan inmeyen siyahi şüpheliyi 41 saniyede 96 el ateş ederek öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri siyahi gence polis şiddetiyle sarsıldı. Chicago şehrinde polis yolda aracıyla giden 26 yaşındaki Dexter Reed'i emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurdu, aracın etrafını sardı. Reed polisin uyarılarına rağmen aracından inmeyi reddetti, camı kaldırdı. Bu sırada silah sesleri duyuldu. 41 saniye içinde polisler 96 el ateş etti. Bir süre sonra Reed araçtan inerek yere düştü. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayda bir polis de bileğinden yaralandı.
Olayın görüntülerini inceleyen yetkililer ön raporda silahı ilk ateşleyenin Reed olduğunu savundu. Polislerin soruşturma sırasında görevinden uzaklaştırılmasını istedi. Reed ailesi ise ateş açanın Dexter olmadığını savundu, adalet çağrısında bulundu. Şimdi birazdan bir reklam arasına gideceğiz. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Fakat bayramın ikinci ve üçüncü günü, yarın ve cuma günü Gülbin Tosun sunacak haberleri. Ben de memleketime gideceğim biraz. Dolayısıyla hafta sonunda Gülbin sunacak. Ona kolaylıklar dilerim şimdiden söyleyeyim. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim, bayramınız mübarek olsun. Bir kez daha söyleyeyim. Musmutlu nice bayramlara. Bizden sonra Bayramlık isimli Türk filmi var. Televizyonda ilk. Dolayısıyla sizi filmle baş başa bırakacağım. İyi akşamlar, iyi bayramlar.